Evet değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Borsa İstanbul'da yükselme potansiyeli olan önümüzdeki haftalarda %50, %60, %100 ve hatta belki de üzerinde yükselme potansiyeli olan hisse senetlerini değerlendireceğiz. Tabii ki genel anlamda Borsa İstanbul'daki trend düşmüş değil ve aslında BIST 100'deki de birçok şirkete baktığımız zaman genel anlamda bilançoların çok da iyi gelmediğini görmekteyiz. Bu yüzden şu anda Borsa İstanbul'un düşüşten yükselişe geçmesi için alıcılar gerçekten çok önemli bir mesafe kat ettiler. Çok önemli bir başarıya diyelim imza attılar. Ama artık bu aşamadan sonra topu tutmaları ve karşı tarafa yani satıcılara kaybettirmemek gerekiyor. Şimdi önce bir genel anlamda Borsa İstanbul'dan konuşalım. Endeksteki son durumu kısaca değerlendirelim ve ardından da hisse senetlerine geleceğiz değerli dostlar. Şimdi tabii şunu da söylemek lazım. Yani genel anlamda bir ekonomik daralma içindeyiz. Ancak tabii ki sıcak para da ülkemizin manipülatif olarak kullandığı için düşüş trendi içinde çok ani bir şekilde fiyat artışları da görebiliriz. Birazcık öngörü yapmamız bu anlamda zor. Ancak ekonomideki daralma zaten birçok şirketin de bilançosunda gözüküyor. Bu anlamda her ne kadar birçok hisse senedi %50 düşmüşse bile her daim dikkatli olmamızda fayda var ve stop loss'ları da mutlaka kullanmamız gerekiyor değerli dostlar. Özellikle kırmızı çizgilerimizi korumak bizim için önemli. Yani kırmızı çizgilerken maliyetlerimizi korumak bizim için önemli. Çünkü düşüş trendi içindeyiz. Hala yani şu anda bir çaba var ve bu çabadan bir miktar Perşembe Cuma günkü fiyat hareketi endekste bir güçlenmeye işaret ediyor. Zaten gelmesi gereken yere de geldi. Onu da söyleyeyim. Bunu zaten burada defalarca konuşmuştuk. Artık bundan sonra yukarıya giderse gidecek. Gitmezse aşağıya da verebilir. Aşağıda geri de gelebilir. Dolayısıyla temkinli olmakta fayda var değerli dostlar. Bu uyarıya geçelim. Evet, sizden ricamız her zamanki gibi videomuzu beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yapmanız ve kanalımıza abone olarak bizi motive ederseniz çok seviniriz. Haydi başlayalım. Şimdi değerli dostlar, defalarca konuştuk ama tabii her günde yeni abone geliyor. Dolayısıyla da yeni aboneler için de kısaca bir tekrar edelim. Eski aboneler için de bilgileri tazelemek oluyor. Şimdi borsalarda özellikle endekslerde ve yüksek hacimli hisselerde trendler önemli. Neden trendler önemli? Değerli dostlar, çünkü algoritmalar bazı matematiksel formüller ve bazı hatta Fibonacci hatları vesaire üzerinden çalıştığı için matematik çalışıyor. Dolayısıyla da doğrusal trendler de fiyat hareketini güzel bir şekilde temsil ederler çoğu zaman. Özellikle endekslerde. Şimdi Temmuz ayı sonunda Ağustos başında Borsa İstanbul düşüş trendi içine geldi ve burada kırmızı ile gösterdiğimiz çatı hattı oluştu. Şimdi her zaman şunu söylemiştik. Eğer alıcılarda bir güçlenme emaresi görmek istersek bunun ilk belirtisi fiyatın bu çatı hattını kırıp üzerine tutulması gerektiği idi. Buna göre de seviye seviye analizlerimizi gün be gün verdik. Hatırlarsanız ilk olarak özellikle 8500 seviyesi buradaki konsolidasyon alanına girdiği için önemli bir bölgeydi bizim için ve işte buradan bir talep geldi ve aslında buradaki talebin de mantığını size oldukça birçok videomda anlatmıştım. Yapması gerekeni yaptı, gitmesi gereken yere kadar gitti ve en önemlisi şu, buradaki hat yani düşüş hattı kırıldıktan sonra biraz orada oyalandı ama burada satıcılar kopartamadılar aşağıya doğru. Hemen aşağı doğru bir böyle satış belirtisiyle birlikte alıcılar son noktayı koydular. Şimdi buradaki bar önemli bir işaretti ve ardından da devamında Borsa İstanbul girmesi gereken aralar 7.9500 seviyesindeki hatırlarsanız şu aralığı işaret etmiştik. Buradaki boşluğu işaret etmiştik. Ve bu boşluğa girdi kendisi. Tam da bizim hedefimize dokundu. Şimdi değerli dostlar peki yani olay bitti mi? Artık bundan sonra yükseliş mi var? Şimdi bunu söylemek için henüz erken. Neden? Çünkü sevgili dostlar, makro ekonomik anlamda bunun teyidini alamıyoruz. Yani yabancı girişlerine bakmak gerekiyor. Çünkü Borsa İstanbul yabancı girişlerine endekslendiği için artık ama makro ekonomik yani ülkenin makro durumuna baktığımız zaman bunu onaylayamıyoruz. Tabii yabancı girişler de kafasına göre giriyor, kafasına göre çıkıyor. Çok da makro
ekonomik şeylere bakmıyor yani. Dolayısıyla da risk her zaman var değerli dostlar. Şimdi bu alana girdikten sonra bakın şurada yukarıda ikinci bir konsolidasyon bölgemiz daha var. Orası da şurası. Şimdi bu alanın içine ben girmesini beklerim. Yani yukarıda 10.000 seviyesine doğru ilerlemesini beklerim. Şu, bu aralığın içine girerse yukarıda 10.100, 10.200 seviyesine kadar çıkmasını beklerim. Endeksin. Peki tehlike ne zaman başlar? Endekste tehlike değerli dostlar 9.300 seviyesinin kaybedilmesiyle endekste tehlike başlar. Eğer ki 9.300 seviyesinin aşağısından yani 9.200'lere doğru özellikle kırmızı hattın 9.200'lerde şu anda aşağısına gelirse burada tutunamazsa 9.100'lere doğru gelip de buradaki lokal dip bölgesini alıp tekrar kendini bu hattın üstüne atamazsa işte o zaman borsa İstanbul'da tehlike başlamış demektir yeniden. Bunu söyleyelim, bu bir alışı da buna göre planlamak lazım değerli dostlar. Şimdi tabii ki şu anda en zor alım yapılacak bölgedeyiz. Bu gerçek. Çünkü trendi göremiyoruz. Daha yeni başlayan bir trend var. Yani şu hattı kırdık. Zaten kırılan hat 9.242'de, fiyatın da geldiği yer 9.500 seviyesinde. Sadece 250 puanlık bir hareket bize alıcılı piyasaya geçindiğini söylemek için değerli dostlar yetersiz. Keza örneğin bu faiz indirim süreci, faiz arttığının sürecinde Amerikan borsalarında yani düşüş neredeyse 1,5-2 yıl, 1,5-2 yıl sürdü ve yani esas benim beklediğim seviye burasıydı. Özellikle 7.200 seviyesinin harika bir alım bölgesi olduğunu belirtiyordum. Ama buraya girebilir her an için yani satış buradan terse dönebilir. Şimdi ben tabii hani burada bir sürü kanala yabancı girişlerinden vesaire konuşuyorlar. O yüzden benim ayrıca hani o yoruma katacağım bir yorum yok. Ben burada daha çok size burada birçok şey teknik analizi söylüyor. Yani buradaki senaryo gerçekten yani buradaki düşüşten hemen hemen buradan yani buralardan başlamıştım ben anlatmaya yeniden Eylül ortası gibi başlamıştım değerli dostlar. Adım 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 bu bölgeye geleceğini ve yukarıya sürdürülebilir bir yükseliş olacaksa buradaki dip bölgesinin aşağı doğru taranıp likiditenin toplanıp yukarıya basılması gerektiğini zaten söylemiştik senaryoda birebir gerçekleşti. Son kırılımdaki senaryomuz bile birebir gerçekleşti. Yani dolayısıyla benim yabancıların girişini görmeme gerek yok. Artık yıllardır ekrana baka baka ben her şeyi burada ekranda görüyorum zaten. Her şeyi net bir şekilde görüyorum. Ama tabii ki buna başka kanallarda bakıyorlar. Dolayısıyla benim ona katabileceğim bir şey yok. O yüzden de benim burada katabileceğim seviyeler. Çünkü algoritmaları da bu kurumsalların kullandığı algoritmaları vesaire de burada kuranlar, programlayanlar da bu işin eğitimlerini New York'ta alıyorlar, Londra'da alıyorlar. O yüzden sistem aynı şekilde çalışıyor, fark edilmiyor değerli dostlar. Şimdi Borsa İstanbul'da aşağıdaki kritik seviyeleri verdik. Pazar tesi günü tercihen benim görmek istediğim hareket şöyle olurdu. Şimdi mesela şu barın önemini biliyorsunuz arkadaşlarımız değil mi? Ben burada bir hep bir aşırı emir yoğunlaşmasından bahsediyordum. Kurumsallar işlem yapmaya karar verdi, alım yapmaya veya da satım yapmaya karar verdikleri zaman çok güçlü bir dalga yürütüyorlar ve bu dalga boyutu da işte onlar da kendini gösteriyor. Yani bakın mesela şuradaki yani 4 saat, şimdi bakın mesela ta 7 Ekim'den itibaren olan mumları bakın değerli dostlar. Hepsi yani 3 aşağı 5 yukarı aynı ebatta gelen mumlar. Peki şuradaki mumkine bakın. 24'üne gelmiş. Bakın, bakın dev gibi bir mum. Ve bu mum da dip bölgesi yani kritik bir dip bölgesi kırıldıktan sonra geliyor. Yani bakın senaryoya bakın değerli dostlar. Bu böyle kendi kendine oluşmuyor. Kendi kendine alınmıyor. Bunların bir mantığı var. Dolayısıyla yani fiyatın düşülmesi bekleniyor ki stop loss'a girsinler. Açığa satış emirlerini versinler. Yani stop sell emirleri versinler. Stop loss emirleri versinler. Oradaki bir iktidarı alın ve yukarıya toplayıp ucuza topluyorlar yani. Ucuza topluyorlar. Bunu kurumsal burada toplamıyor, burada toplamıyor. Bunu burada en yani tekniğin izin verdiği en ucuz bölgede topluyor değerli dostlar. Okey. Şimdi dolayısıyla yani şu mumu zaten siz gördüğünüz zaman burada formasyon artık oluşuyor. Önemli bir dip kaybediliyor. Orada biraz oyalanıyor. Bakın burada satış jiletle kesilir gibi duruyor. Ardından tek mumla patlıyor. Zaten hep söylediğim şey değerli dostlar neydi? Yüksek hacimli risk almak istemiyorsanız eğer yüksek hacimli hisse senetlerini takip edin. BIST yüzde eğer güçlü bir alım formasyonu görüyorsanız inanın burada haftalardır, günlerdir yaptığım tek şey bu. Yani burada küçük yatırımcılara doğru zamanlamayı
öğretebilmek. Dolayısıyla şunu zaten gördüğünüz zaman 4 saatlikte artık olayı bitirmeniz lazım. Almanız lazımdı. Buralarda şu an acaba satsak mı, gider mi? Yani buralar aslında doğru alım bölgeleri olmayabilir. Bunu baştan söylüyorum değerli dostlar. Şimdi pazartesi günkü senaryomuzda tercihen şu hat kırılıp yani 9.286 aşağısı birazcık test edilip oradan koparması. Çünkü burada tuzağa düşürecek, ucuza alıp basacaklar ya. Çünkü buralara doğru düştüğü zaman insanlar artık aa düşüyor ya bu işte borsa artık düşüyor, bu iş bitti falan dedikleri yerde toplayıp basmaları tercihimiz. Özellikle 15 dakikalıkta ve özellikle saatlikteki büyük mumlara bakmak gerekiyor değerli dostlar. Şimdi tabii şurada yani 9.300 bölgesi var. Onun aşağısında da 9.290 yani şu hattın tutması gerekiyor. Bu bir. Tamam. Şimdi önce bir şifreleri çözelim. Bu hattın tutmasının ardından tabii ondan önce tercihen şuradaki yani şu kırmızı bölgenin içinde kalması lazım. Kırmızı bölgenin içinde kalması birinci riskimiz. Aşağıdaki breakout dediğimiz yani kırılma noktasının tutmaması ikinci riskimiz. Aşağı geldi. 9.200 seviyesi trend desteğini tutmaması artık üçüncü riskimiz ve artık 9.130 seviyesine kadar düşer. Bunun birazcık aşağısı 9.090'lara doğru gelir ve buradan gerçekten güçlü bir tepki gelmezse o zaman olay zaten bitmişti aşağı doğru. Yani 8.500 seviyesine doğru tekrar hareket görebiliriz değerli dostlar. Eğer açılışta satış gelmez, alışla devam ederse yani satış isteği gelmezse o zaman zaten seviyelerimiz ne? Bir kere 9.530'un taranması lazım. Onun üzerinde de yani şu bölgenin içine de girdiği zaman burada fazla boşluk bırakmamış zaten. Şuradan bakalım Fibo'dan çekmeye çalışalım değerli dostlar. Fibo'dan bakalım. Dünkü videomu mutlaka izleyip altın videosu paylaşmıştım. Orada da çok önemli bilgiler paylaştım sizle birlikte. Algoritmaların çalıştığı, kurumsalların çalıştığı seviyeleri anlattım. Seviyelerin öneminden bahsettim. Dolayısıyla da bu hareketin nihai olarak gideceği yer, algoritmaların bitmek isteyeceği yer 9.922 bölgesi değerli dostlar. Neden? Çünkü %50 Fibonacci. Yani %50 Fibonacci ne demek? Adil fiyat demek. Değil mi? Adil fiyat. Yani Fibonacci algoritmalar çalışırken bir şeyi ölçüp almaları lazım. Anlık fiyat pahalı mı, ucuz mu? Yani premium'da mı, discount'ta mı? İşte bunu da algoritmalar anlamak için yani seans içinde de Fibo 50'yi kullanıyorlar. Genel anlamda da Fibo 50'yi kullanıyorlar değerli dostlar. Dolayısıyla Fibo 50'ye bakmak gerekiyor. Bu nihai hedef 9.922 buraya kadar tutmasını bekleyip güçlenme devam ettiği takdirde ve devamında da eğer gitmek isterse 10.200 seviyemiz var. 10.200 seviyesi üzerinde 10.410 seviyesi ve onun üzerinde 10.670 seviyesi de alıcıların ateşlemeye başlayacakları yer. Yani barutlarını doldurup ateşlemeye başlayacakları yerde 0.79 Fibonacci bölgesi olacaktır. Şimdi borsa hesabındaki durum bu şekilde sevgili dostlar. Şimdi hisseye bakalım. Şimdi gerçekten gelen bilançolara baktığımız zaman durum çok olumsuz. Yani çok olumlu bir tablo gibi gözükmüyor. Yani gibi değil de hani olumlu gözükmüyor. Bunu zaten görüyoruz. Aynı zamanda birçok da büyük sağlam ve köklü firmanın da gerçekten çok güzel geldi, çok güzel yerlere geldiğini görüyoruz. Ben bu da kanalımda genelde hisse analizi yapmıyorum. Bunu da biliyorsunuz. Ancak burada şunun altını çizmem lazım. Bunu önceki videolarımda paylaşmıştım. Eğer örneğin mesela endeks düşüyorken bir hissede düşme isteği yoksa size de o hisseyle ilgili bir duyum gelmişse değerli dostlar o hisseyi alabilirsiniz. Yani almayı düşünebilirsiniz. Çünkü demek ki bir beklenti var ki kimse satmıyor. Veyahut da satanları alıyorlar. Yani birileri tutuyor hisseyi. Dolayısıyla da özellikle gelen bilançolara baktığımız zaman kar eden şirketlerde bunu görüyoruz. Yani beklenti olduğu için hisse senedi düşmemiş. Dolayısıyla bu hep kritik. Şimdi örneğin şimdi ekranı ben birleştireceğim. Bak başka bir ekranla birlikte değerli dostlar. Şimdi AGESA hayat emeklilik. Şimdi baktığınız zaman zaten veriler hani genel anlamda güzel geliyor. Çeyreklik kar rakamları artmış. Yani dolayısıyla karları artmış. Bu arada hani enflasyondan arın yani enflasyondan arındırdığınız zaman aslında kâr eden şirketler bile zarar etmişler. Yani burada %3.000, 4.000 kâr edenler de onları atıyorum direkt yani. Dolayısıyla yani kâr ettiği gözüken şirketler bile enflasyon oranıyla değerlendirdiğiniz zaman aslında zarar etmişler dostlar. Dolayısıyla hani bu gerçeğin de altını çizmek lazım. Şimdi AGESA
Örneğin sigortacılık sektörü, tabii sigortacılık sektörü artık ülkemizde yani gittikçe gelişecek, gittikçe büyüyecek bir sektör. Dolayısıyla da işte bunun analizini yapmıştı EBK Hanım. Yani Türkiye'deki kişi başına düşen para sayısı, Türkiye'de kişi başına düşen emeklilik sayısı, kişi başına düşen sağlık sigortası sayısı o kadar düşük ki ve çok büyük potansiyeli var. Dolayısıyla da şimdi AgeSA hayata baktığımız zaman bakın yani aslında uzunca bir bölgede konsolidasyon yapmış ve aslında çok da düşme isteği göstermiyor. Gelmesi gereken yeri bile gelmemiş ve buradaki konsolidasyon bölgesini kırmış. Orta vadeli düşünülebilecek bir hisse. Borsa İstanbul'daki yükseliş devam ederse 128-134 bölgeleri hedef olacak gitmek isterse buradan da yukarıya doğru kaptırabilir değerli dostlar. Şimdi Borsa İstanbul'daki düşüşlere baktığımız zaman hani geldiğimiz yer ve birçok şirketin düşüşlerine baktığımız zaman aslında yükseliş trendi şu şekilde bir üçgen formasyonumuz var. Hatta bana göre formasyon biraz şöyle. Böyle bir formasyonumuz var bana göre ve bu yukarıya doğru gidip orada trend yönünde kırılma formasyonu gösterebilir. Yani dostlar bu anlamda sigorta şirketlerine bakmakta fayda var. Şimdi ikincisi Çelebi tabii çok pahalı. Hani bu anlamda ama baktığınız zaman istikrarlı bir şekilde büyüme gösteriyor gerçekten. Yeşil ekranımız yani güzel duruyor bilançomuz. Şimdi Çelebi'ye baktığımız zaman şimdi Çelebi bir konsolidasyon gerçekleştirmiş. Gelmesi gereken yere kadar çekilmiş ve 1600'lerden harekete başlamış. Gelmesi gereken seviyeye gelmiş. Yani Borsa İstanbul'un oldukça üzerinde ilerlemiş duruyor Çelebi. Şimdi bunu da hani bunlar böyle size %100 kazandıracak değil. Ama Borsa İstanbul'daki yükseliş devam ederse size buradan düzenli ayda %5-6 ekmek yiyeceğiniz bir şey bırakır. Şimdi ben dostlar bunların yanında devam edelim bakalım. Şimdi Kalekim'de satışlar devam ediyor ama karlılık düşmüş. Aslında baktığınız zaman hani rakamsal olarak finansal tablolar fena durmuyor. Tabii hani biraz bu inşaat sektörüyle ilgili gayrimenkul sektörü ile ilgili belirsizlik vardı. Bu da tabii biraz etkiledi. Ama bakın mesela Kalekim örneğini ben burayı bilerek koymuşum. Şimdi bakın Borsa İstanbul nereden nereye geldi ama bakın hiçbir düşme sergilememiş. Görüyorsunuz yani değil mi? Hani dediğim şey bu. Yani birisi size abi Kalekim yükselecek galiba alalım veyahut da yükselecek alalım dediğiniz zaman eğer ki böyle bir formasyon görüyorsanız alın. Çünkü Borsa İstanbul nereden nereye geldiği yerde olduğu yerde saymış yani düşmemiş düşme isteği göstermiş. Neden? Çünkü bir beklenti var. İnsanlar satmıyorlar. Şimdi burada şunu da aslında da görüyorsunuz. Yani çoğu zaman insanlar bu işte finansal tablo analizlerini yapıyorlar. Ama yani geldiğimiz yerde sonuçta çeyrek kağıt etmiş tamam ama bakın hala 2023 12'nin neredeyse yarı seviyesinde bir kârımız var. Yani bu çok mükemmel bir kötü değil bilançomuz çünkü kriz ortamında kâr üretebilmek ve geçen senedeki kâra göre %254 büyüme güzel bir büyüme ama kâr böyle uçmamış yani ama işte baktığınız zaman hisseye yani beklenti var ki Borsa İstanbul düşerken o tam tersi yükseliyor. Bunları almanız lazım değerli dostlar. Şimdi devam edelim. Tabii garanti var. Şimdi bankacılık sektörü tabii ülkemizin kaymak sektöründen değerli dostlar. Faizler yüksek olduğu zaman kâr ediyorlar. Faizler düşük olduğu zaman kâr ediyorlar. Dolayısıyla da şimdi garanti bankası, bankacılık sektörü yani geçen gün arkadaşlarla konuşuyoruz. Soru sorular. Hangi hisseyi alın diye. Vallahi banka alın dedim yani. Çünkü her şeyde siz sürekli başında duramayan birisi, günlük anlamda seviyeleri kontrol edemeyen birisi banka alsın bıraksın yani. Şimdi Garanti Bankası bu anlamda işte yani kredi büyüyor, kâr birazcık stabil kalmış ama mesela VakıfBank'a bakın. 3 aşağı 5 yukarı benzer. Şimdi net dönem kârı VakıfBank'ın daha yüksek. Yaklaşık 7 kat daha fazla. Şimdi mesela grafiğe baktığınız zaman VakıfBank bakın yani
Gelmesi gereken seviyeye gelmiş. 18'den 23'e doğru gelmiş. Ama garantiye baktığınız zaman garanti daha aşağıda. Yani tepki vermesi gereken yerden tepki vermiş. Şu bölgeyi alanı işaretlemişim. Zaten bu alana girmiş ve bu alanın aşağı noktasından tepki vermiş. Özellikle 123'ün üzerine kendisini atarsa yukarıya doğru 130 ve 137'ye doğru gidebilir. Bu anlamda bankalara bence bakın değerli dostlar. Garanti ile birlikte başka bankalara da bakın. Garanti hani sağlam bir firma. Kanalın ilk videosuna bakarsanız 2021'de çekilen yani üçler müşter konuşuluyordu. Nerelere gelindi? Yani üçlerden 130'lara gelindi. Yani paraya bakın. O yüzden bankacılık sektörünü her daim büyüdüğü için düşünmekte fayda var. Sürekli kenara altın alacağınıza veyahut da başka bir şey alacağınıza hisse senedi olarak düşünebilirsiniz bankacılık sektörünü. Bu anlamda garanti. Şimdi tabii işte Halk Bankası var. İşte bunun mesela bir cezası var biliyorsunuz. 10-20 milyar dolar mı bilemiyorum yani. Kimisi 10 diyor, kimisi 5 diyor, kimisi 3 diyor. Bunun cezası var. Şu anda bekletiliyor. Amerika'da Trump geldi. Bunu her an kullanabilir. Ve bunu kullanırsa da devlet bankaları da satış getirebilir. Sonuçta işte Vakıf Bankası'ndan oradan buradan rezervler çekilecek. Ne olacak başka? Devam edelim. Reysaç taşımacılık gördüğünüz gibi satışlar özellikle çeyreklik net karlar istikrarlı bir şekilde yükselmiş. Şimdi geldiğiniz zaman hop, bakın nereye gelmiş. Yani burada şunu anlıyorsunuz değil mi değerli dostlar? Yani beklentinin olduğu bir hisse serimi bakın satış gelmiyor. Borsa İstanbul düşüyor ama bakın bu yine olduğu yerde yani sayıyor. Yani dolayısıyla beklenti var. Ve burada beklenti olduğu için hisse senedi satış yemiyor bunu. Tabii şimdi yani yapacağı primi yapmış mı daha da yukarıya gidebilir. Yani buradan yukarıya kaptırıp 30'lara 40'lara kadar gidebilir. Dolayısıyla da çünkü beklenti fazla. Yani beklenti fazla olduğu için kırılma da yüksek oluyor değerli dostlar. Yani Borsa İstanbul 11 bin küsüründen 8 binlere gelmişken bir hisse senedi olduğu yerde saymışsa 3-4 ay boyunca o hisseli kırılma olduğu zaman sert olur. Tamam. Şimdi gelelim. Bunun eğitim amaçlı koydum. Gelelim. Devam edelim. Horoz. Gördüğünüz gibi karşımızdaki tabloda satışlar stabil ama karlılık artıyor. Horoz'a bakalım. Bakın. Horoz'a benzer şekilde geniş bir konsolidasyon bölgesi içinde kalmış. Şimdi bunu kıracak. Önünde sonunda kıracak ama ne zaman onu bilemiyoruz. Ama bence şu anda alım yapmak riskli horoz da. O yüzden bunu pek düşünmüyorum. Ama hani bilançosu arayan şimdi hani bilanço ile fiyat arasındaki ilişkiyi işte görüyorsunuz. Yani eğer ki her şey bilanço olsa, her şey net kar olsa bu hissenin şu anda patlaması lazım değil mi? Lazım değil mi? Ama bakın geldiğiniz yerde olduğu yerde saymış nispeten. Hani bunları eğitim amaçlı koydum. O yüzden sadece bir his yani teknik analizi çok iyi bilirseniz aslında her şey kendisini zaten orada gösteriyor. Dolayısıyla da bunun yani sadece bu temel analizle sadece bilançoyu bakarak analiz yapmak çok doğru bir yaklaşım değil değerli dostlar. Devam edelim bakalım. Doğan Holding tabii muazzam bir zıplayış net dönem karında enflasyonun üzerine getiri sağlamış. Net karda eksiden artıya geçmiş. Bakalım grafiğine hatırlamıyorum. Evet. Şimdi Doğan Holding'de tabii bir yükseliş kanalı var ve bu kanalını gündeme getirelim. Ve bu kanalı aşağı doğru kırmış ama orta dönemde baktığınız zaman kanal çok net bir şekilde gözüküyor. Eğer ki bu kanalın içine geri dönerse yani 14-27'nin üzerine çıkarsa alım yapmayı düşünebilirsiniz. Keza bu gaplar doldurma eğilimi gösterirler. Yukarıda 18'e kadar gidebilir rahatlıkla değerli dostlar. Doğan Holding bu anlamda favorim bu bir. Devam edelim. Şimdi Tuborg yani tabii karlar, zararlar ama baktığınız zaman hani kar üretebilmiş bu kadar pahalılar rağmen bu kadar artık bir birayı marketten sanırım 70'lerden aşağıya satılmıyor Tuborg'lar. Şimdi bakalım Tuborg'a. Bakın zirvelerde. Şimdi Tuborg zirvelerinde geziniyorken Anadolu Efes şu anda
yaptığı zirvenin neredeyse %50 aşağısına kadar gelmiş. Dolayısıyla da onun da yani 260 seviyesine ve ardından 300 seviyesine çıkmasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü sektöre bir giriş olduğu zaman tamamına hepten gelmesi lazım. Birisine giriş olmuş, birisine giriş olmamışsa diğer firmada bir sorun olmadığı takdirde onun da benzer firmaların gösterdiği hareketi yapmasını beklemeliyiz. Dolayısıyla Anadolu Efes şu anda yapması gereken hareketi yapmamış ve hemen yukarıya doğru bir ivmelenme gösterebilir. Anadolu Efes'i de takip edelim yakından değerli dostlar. Devam edelim. Yazılım firmaları, yani teknoloji ve bilişim firmalarını seviyorum aslında. Ülkemiz keşke daha fazla değerlendirebilse bunu, teknolojik ilerlemeyi. Bunu tabii göreceğiz. Şimdi değerli dostlar, çeyreklik net karlarda bir artışımız var. Logoya bakalım. Bakalım şu logo, onu eklememişiz. Bakalım. Logo yazalım. Yani logo da bir yükseliş trendi içinde girmiş. Şu anda hareketini de yapmış zaten. Çok fazla bir şey belki beklemek gerekiyor logodan. Ama yani bu trend kanalı içinde ilerliyor. Görüyorsunuz. Bu trend kanalı içinde ilerliyor. Gayet istikrarlı bir şekilde yola devam ediyor. Özellikle bu hattı çekiniz ve bu hattın aşağısını çarpışlardan alım yapmayı düşünebilirsiniz bu hat kırılmadığı takdirde. Bunlar biraz daha tabii orta vadeli. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına bakmak lazım değerli dostlar. Çünkü özellikle bunlar içinde sağlam olanlarına bakmak lazım. Çünkü konut analizi paylaşmıştı YBK'nın. Yani rakamlar artıyor, satışlar başladı, hareketlenme başladı konut sektöründe. Çünkü faizlerle ilgili bir belirsizlik var. Ne zaman ve ne şekilde sonlandırılacağına dair. İşte Lüleburgaz gibi emlak konutta yani şöyle bir yükseliş trendi içinde. O yüzden orta vadeli elde tutabilecek güzel kalan fırsatı olan bir hisse bana göre emlak konut. Yani çok fazla gayrimenkul yatırım ortaklığı var ama çoğu da biraz yani riskli firmalar. Bu anlam emlak konut güvenilirliği olarak daha çok ön planında çıkmakta. Dolayısıyla bunu da düşünmek lazım. Orta vadeli elimizde tutmamız gereken, bakın yani Borsa İstanbul düşerken hani logoya baktık, emlak konusuna baktık, nasıl yani bunlar bu trend kanalı içindeki formasyonlarını bozmamışlar. Demek ki beklenti fazla değerli dostlar. Devam edelim. Ülker karlılık düşüyor. Ülker tabii çok köklü bir firma. Şimdi Ülker'le ilgili şunu söyleyeceğim. Şimdi bazı firmalar da aslında biraz gereksiz yere bence şimdi Ülker değerli dostlar, yani şu anda yaptığı zirvenin neredeyse %50'sini düzeltme yapmış durumda. Rakam gerçekten inanılmaz. Bence bunu hak etmiyor olabilir. Hani satışları düşüyor ama net karlılıkları düşüyor ama bir daha bakıyor finansal tablolara. Yani satışlarda ciddi bir gerileme yok. Net dönem karında artış var. Yani çeyrekliklerde düşüşler var ama yani altları çok ve bir ülke yani çok köklü bir firma ama hani fiyata baktığınız zaman gerçekten hani %50 çok sağlam bir düşüş. Çok da fazla tepki gelmemiş. Özellikle 99'lara falan gelirse bence buradan alımı düşünmek gerekiyor. Eğer ki buralardan toparlanma gelirse artık öğrendiğiniz yani toplanma formasyonlarının ne şekilde olduğunu. Şimdi bu kısım mıknatıs gibi çalışacak. 100 ve 99 bölgesine doğru girebilir. Yani buralardan bir tepki alımı gelirse de duruma bakmak lazım. Yani mesela örneğin şuradan gelebilirdi. Yani aslında ara ara hep böyle bir tepki vermeye çalışmış. Şurası hariç. Yani mesela şurada bir tepkimiz var. Bunlar günlükte aslında güçlü tepkiler. Ama devam gelmemiş. Ama devamın geleceği de bölgeye açıkçası gelmiş yani. Dolayısıyla Ülker'de bir alım gelmeye başlarsa düzeltme çok ciddi olduğu için yani çok çok ve seri bir şekilde 150 seviyesine bile gelebilir. Bilginiz olsun değerli dostlar. Devam edelim.
Arçelik bakalım. Arçelik yani beyaz eşya bu. Yani ülkemizdeki kriz bunu. Yani bak şimdi Tofaş'a bakalım. Tabii Tofaş da aslında ülkemizin hani ihracatlı lokomotif ama yani bilançosu kötü geliyor. Ama yani şeye baktığınız zaman şu anda bir megafon formasyonu oluşmuş Tofaş'ta. Tepki gelmesi gereken yere kadar gelmiş. Şu anda tepkime bölgesinin içinde ve bu megafonlar da genel anlamda doldurma eğilimi gösterirler. Eğer ki bu megafon yani bir güçlenme başlarsa o zaman 370'e doğru gidebilir. Yani 220, 248 burada bir sürü boşluklar var. Çok çok hani seri bir şekilde düşmüş. Dolayısıyla hedefi 372'ye koyacaktır alıcılar. Ama tepki vermesi gereken bir yerde hani ülkemizin de nadide bir firmalarından birisi otomotiv sektörü dolayısıyla da hani bu şekilde de çok aşırı düşen ve gerçekten tepkime bölgesinde içinde olan büyük firmalara da dikkat etmek gerekiyor. Tofaş da bunlardan bir tanesi. Tofaş, Ülker. Şimdi bakın işte burada birçok yani genel anlamda birçok hisseden konuştuk. Hangisini alabiliriz, ne yapabiliriz? Bir hisse senedindeki beklentiyi ne şekilde görebiliriz? Hani birçok konudan konuştuk gerçekten. Çok güzel ve kaliteli bir eğitim içeriği oldu bana göre. Tabii ki dediğim gibi Tofaş'a dikkat etmek lazım. Şu anda tepkime bölgesinde bir zirvesinden oldukça yarı yarıya %50 düzeltme yapmış Tofaş gibi bir firma değerli dostlar. Yani buna mesela bakmamız gerekiyor. İşte Trend kanalı içinde mesela logoyu takip edin. Yani bu Trend kanalının aşağısına yaptığı düşüşlerde özellikle 94'e kadar gelecek mi şimdi yukarıya hareketi tamamlaması lazım logonun. 130'lara doğru bunu yapacak mı yapmayacak mı takip etmek lazım. Ama özellikle trendin aşağı kanalına çekildiği zaman alım yapmayı düşünmemiz lazım. İşte Vestel işte Vestel de malum hani nadide kuruluşlardan birisi. İşte o da tepki vermesi gereken yere kadar gelmiş. Zaten şurada büyük bir konsolidasyon var. Yani yüzlerden 50'lere çekilmiş. Dolayısıyla burada bir yani Borsa İstanbul'un para girişi olursa gerçek anlamda bu hisselerin hepsine giriş olacak. Vestel, Tofaş, yani yabancılar böyle abidik gubidik merdiven altı firmaları girmiyorlar. BIST 100'deki şirketlere giriş yapıyorlar. Dolayısıyla da BIST 100'e para girişi olmaya başlarsa bunlar bir anda %50, %60, bir iki hafta içinde görebiliriz. Dolayısıyla bu BIST 100'deki büyük firmalardan özellikle tepki bölgesinin içinde olanlara bakmamız lazım değerli dostlar. İşte Anadolu grubu var mesela burada işte tepki bölgesinin içine gelmiş ve tam bu aşağı gelmeden buradan mesela tepki göstermiş. Şimdi örneğin işte konuşuyoruz. Günlükte şöyle bir mum görüyorsanız artık girmeniz lazım. Değil mi? Konuşurken aslında baştan beri anlattığımız şey şu satışta da bunun tam tersi. Eğer ki satışta şöyle güçlü bir mum, hadi bunu atladınız şöyle bir mumu gördüğünüz zaman artık çıkmanız lazım. Emlak konut, işte trendi görüyorsunuz. Yani bu trendleri dediğim gibi fiyatı çok ucuz ve şu anda gayrimenkul sektörü gerçekten yani fırtınadan önceki sessizlik var. Satışlar canlanmaya başladı ama fiyatlar çok uzun süre. Yani faizlerin %50'ler olduğu, doların bu kadar değer kaybettiği bir ortamda nominal artışlarda %5-10 artış olmuşsa yani yakın zamanda beklemelisiniz bir patlama fiyatlarda değil. Dolayısıyla da emlak konutu düşünebilirsiniz. Şimdi üzerinden geçiyorum. Tofaş'ta benzer şekilde şu anda tepki vermesi gereken yere gelmiş ve çok da tepki vermiş. Yani bu Fibo'da %50'ye kadar yapsa bu tepkisini zaten 267'ye kadar yani sağlam bir kar bırakıyor. Sonra Anadolu Efes, Tubor işte tarihi zirvelerinde gezinirken Anadolu Efes olduğu yerde sabit düşmüş. Yani yukarıya doğru bir yoldan tepkime gelecektir. Bakalım Tubor işte Doğan'dan bahsettik. Yani birçok şeyden bahsettik. Dolayısıyla da durumlar bu şekilde. Şimdi tabii toparlıyorum. Tabii ki bu yazdığım şeyler özellikle girdiğiniz zaman ve giriş maliyeti hep her zaman önemli olacak. Neden? Çünkü Borsa İstanbul'da yükselen bir trendin içine değiliz. Yükseliş trendi içine girme çabası var. Ama şu an birçok emekleme aşamasında hep ben şunu söylüyordum. Yani düşüş trendi içinde söylediğim şey hep hani şuydu. Hisse senetlerine bakın. Yani birkaç tane, 7 tane, 8 tane hisse senedini seçin ve bunlardaki alım bölgelerini belirleyin ve endekste bir toparlanma görüldüğü zaman burada alımı gerçekleştirin de ve bunu gerçekleştirenler gerçekten iyi paralar kazandılar. Borsada hiç fark etmez yükselmesi, düşmesi. Siz eğer ne şekilde ticaret yapacağınızı biliyorsanız inanın düşüşlerde çok daha fazla para
kızınızsınız. Evet değerli dostlar, kanalımızı izleyen, yorum yapan, paylaşan, abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.